Evet e, önemliydi Fenerbahçe adına e, derbi sonrası haftada kazanmak çünkü sadece bir derbi mağlubiyeti almadı. morallerin epey bozulmasına sebep olan ağır bir yenilgiydi Fenerbahçe adına evinde e, rakibi 10 kişiyken yenilmek çok tartışıldı çok konuşuldu şu e, hafta içi bir kupa maçı var onun senaryosu e, takımda bir şeyleri değiştirebilir mi? Kupadan tur geldi şimdi lig maçı lig maçının sonucu bir şeyleri değiştirir mi? Biraz o panik havası, o belki kara bulutlar dağıldı diyebilir miyiz Fenerbahçe'de? Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Serdar şimdi de seninle başlayayım. Tam dağılacak. Brezilya'da Vitor Pereira'yı kovdular. Cesus'u istiyorlar. Ben, ben de dedim Jesus ki zaten sezon sonu ayrılacak abi ya. O ben açık onlara... bariz, belli, <laughs> belli net artık. <laughs> yani. Ama Ali Bey uzatmak istiyor sözleşmeye. Ben sanmıyorum. Ya yani oradaki uzatmak açıklamalar istiyor. biraz sanki evet devam etmesi isteniyor yani gibi. Yani onun sanmıyorum. kafası karışmaz. Yani Jorge Jesus oradaki durumdan dolayı benim kafam karıştı diyecek bir adam değil. Yılların tecrübesi. Ama bu haberler hep takım içerisine yansır. Camiasına yansır mutlaka. Ben de tweet attım. Bunlar yakında İsmail Kartal'ı da alırlar. Bence İsmail Kartal Fenerbahçe'si çok iyi. Hayır abi. hayır o Brezilyalı. Birisiyle... <laughs> kusura bakmasınlar da. Bence Emre Belezoğlu Fenerbahçe'si de çok iyiydi. İsmail Kartal Fenerbahçe'si de çok iyiydi ama ben Jesus'la devam etmeyeceğini düşünüyorum abi. Sana katılmıyorum. Ee, böyle sanki içimden bir Emre Belezoğlu yeniden Fenerbahçe'nin başına gelebilir mi gibi de bir hissiyat yok değil. Gelecek sezon için. Ben öyle Takımı düşünürüm. ne olacak? Zaten Emre'yi göndermese, Emre ile devam etseydi bugün yeniden Emre gündeme gelmezdi değil mi? Bence kötü değildi Emre Belezoğlu. Bence Emre Belezoğlu'nu e, Ali Koç çağırır mı? Tekrar oturur mu? Niye çağırmasın abi? Evet. Bu, bu profesyonel Victor değil Pereira ile oturan oturuluyorsa Emre Hoca ne Ersun Yanal da geldi canım. Ne olacak yani? Kim evet yani gelme gelmez denen hatta Ersun Yanal için hani öyle bir şey gündemimizde yok. Ama tabii Jesus giderse demiştik. yani biz, biz, şu an Jesus abi, göndermiyoruz. Dünyanın en iyi giderse. teknik bak. Er Jesus kariyer olarak baktığında şu anda değil mi yani Avrupa'da ve dünyada hani böyle Bilmiyorum. kariyer anlamında e, hakikaten çok yukarıda olan bir teknik adam olmuyormuş demek ki. O zaman sorun başka bir yerde. Bence Sayın Ali Koç hala sorunun nerede olduğunu bulamadı. Eğer bulsaydı 5 sezondur böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmazdı. Ya yani sorun teknik adam değiştirmek, her sene takımı yeniden yıkıp yapmak değil ki abi. Futbol öyle bir şey değil. Bir de futbolda tek bir doğru yok ki Melike. Birçok doğru var. Yani iki doğruyu yapıyor. Hepsinin bir araya gelmesi lazım. Bir Şöyle olumlu iki doğruyu yapıyor kendine göre takımı yeniden yıkıp yapıyor hocayı değiştiriyor değil bence organizasyonda ciddi hatalar var ben detaya girmek istemiyorum onu Fenerbahçe arkadaşlar yorumlasın da sonra bir Trabzonsporlu bunları dedi de yaptı olmasın yani o zaman bir haberimiz daha var onu da paylaşalım. Tabii 4 gün içerisinde iki maç kazandı Fenerbahçe ve çok ağır yenilgileri de var. Bir o haberimiz de gelsin ekrana sonra konuşmaya devam edelim. Evet. Tabii 4 gün içerisinde iki maçı kazandı. Az önce de söylediğim gibi o kara bulutları dağıtacak aslında galibiyetler. Tabii ki tartışılan çok konu var. Maç özelinde, Karagümrük maçı özelinde yine sorularınızla beraber konuşacağız. Ee, takımla ilgili hocanın e, tercihleriyle ilgili de yazdıklarınızı görüyorum. Onları da konuşacağız ama şöyle yorumculara bir dönmek istiyorum. Ulaş Özdemir seninle başlayalım. Ya şöyle bir istatistik yaptım arkadaşlarımız bilmiyorum. Bence hani Yapılırsa çok güzel bir şey ortaya çıkar Melike. Ne o biliyor musun? Fenerbahçe son 5 sezondur kırılma maçlarının hangisini kazandı? Mesela geçen sezon yani büyük maç diye düşünmüyorsun. Kırılma, kırılma maçları maçı. Beşiktaş maçı da bir kırılma maçıydı Beşiktaş şey Fenerbahçe için. Geçen sezon Trabzon'a lider olarak geldi. Trabzonspor liderliği aldı mesela. O maçı da kazanamadı. Değil mi? Mesela benim hatırladığım şu. Anladım. Bunlar şu anda ve Beşiktaş maçı da bence Fenerbahçe için kırılma maçlarından bir tanesiydi. Şimdi ya bu kırılma anlarını siz eğer doğru bir şekilde yönetemezseniz sonraki süreçler hep sancılı oluyor. Şimdi bence en büyük problemi bu Fenerbahçe'nin. Neden kırılıyorum? Cevabı aslında Fenerbahçe'nin 5 yılında yatıyor. Yani Sayın Ali Koç döneminde yatıyor. Şimdi kırılma maçlarını eğer doğru bir şekilde kazanamıyorsanız, bak bu doğru bir şekilde söylüyorum. Yani kazanmak yetmiyor. Aynı zamanda oyun olarak da kazanmak durumundasınız o maçı siz. Ya oradan skor alabilirsiniz, galip gelebilirsiniz ama oyun olarak da kazanamıyorsanız bu sefer bir sonraki maçta başka sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Ee, ve o maçı kazanamadıktan sonra Fenerbahçe mesela camiası yani taraftarı Karagümrük maçında e, kaç seyirci vardı? Fenerbahçeli kaç bilet aldı? Ben en son bin küsur rakamını duydum. Ya bilmiyorum 2000 kişi var mıydı? En son duyduğumu yani maç daha başlamadan. 1200 civarı. 1200 civarı. Şimdi eğer Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanmış olsaydı olimpiyat stadında 30 bin Fenerbahçeli gider miydi? Giderdi. Yani bu, bu rakamdan daha fazla seyirci olurdu. Bak giderdi. Neden? Çünkü o zaman sen ee, şunu söylüyorsun. Ben bu yarışı sonuna kadar götüreceğim. Haliyle taraftarı da katıyorsun o işe. Artık taraftar da sana, senle beraber sahada mücadele etmeye başlıyor. Haliyle bence en büyük problemi oydu Fenerbahçe'nin. Ee, şimdiki hedefi ne olabilir Fenerbahçe'nin? Yani e, yarış daha bitmedi ama hani bu haliyle ikincilik ve Türkiye Kupası. Yani Türkiye Kupası'nda en güçlü adaylar arasında bence Fenerbahçe... Ve Ali ama, Koç, ama şunu söyleyebilirim ki e, ligi sezonu diyelim daha doğrusu. Çok pardon. Yok abi estağfurullah. Çiftlik kupayla da kapatabilir. İşte şöyle. Ben e, yani şampiyonluk şansını çok yüksek görüyorum. Aynen. Yani e, hiç olmazsa bu 5 sezonda bir kupa da olsa He. müzeye koyabilmek e, yani çok anlamlı olmasa da bir şey söyler. Bir şey anlatır. Şampiyonluğu yani şampiyon olamasa dahi bir kupayla sonuçta sezonu tamamlamış olur düşüncesiyle söylüyorum ama gene başta söylediğime söyleyeceğim. Futbolun tek doğrusu yok. Bence Sayın Ali Koç'un bir futbol aklına ihtiyacı var. Bu sportif direktörlük değil yalnız. Bunu zaten yaptı yine başaramadı ve Türkiye'de bu sistemin başarılı olamayacağını artık deneye deneye öğrendik. Ee, bu futbol aklı nedir? Yani Ali Sayın Ali Koç'un futbol aklı olması işte işin akademi tarafı işin scouting tarafı, işin transfer tarafı ve işin takım yapılanması tarafı ve işin teknik adam tarafı. Bu tip konuları yani bu beş ana maddeyi böyle gerçekten hakim, buralarda tecrübeli olan birkaç isimle bence bir komisyon oluşturmalı, tartışmalı. Çünkü çok fazla transfer yapmak, takımı her yıl yıkıp yapmak sana bir başarı getirmiyor. Yeni bir plan, yeni bir planlama, yeni bir organizasyon lazım. Ya bunu da vaat edebilir camiaya sonuçta. Çok Bence hani kredisi de böyle tükenmiş bir başkan değil Sayın Ali Koç. Ee, şimdi evet e, ne olursa olsun mesela şu an yönetim istifa seslerinin yükseldiğini de gördük Olur. ama normal oluyor. E, ne olursa olsun bir yandan bir güven hala bir beklenti de var e, Ali Koç yönetiminden onu da söylememiz lazım İzleyicilerimiz son sayfa etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>